HDP ve Selahattin Demirtaş, 3 kişinin öldürüldüğü Paris'teki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda Fransız makamlara çağrıda bulunularak olayın aydınlatılması istendi. Bugün Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin HDP'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 9 Ocak 2013'te fidan doğan Leyla Söylemez ve Sakine Cansız'ın öldürüldüğü silahlı saldırı hatırlatılarak 10 yıl önce Paris'te 3 kadının katledilmesinin arkasındaki tüm güçlerin açığa çıkarılmaması ve sorumluların cezalandırılmaması bugün Paris'te yine bir katliam yaşanmasının önünü açtı. Fransa bu ırkçı katliamı tüm yönleriyle derhal aydınlatmalıdır denildi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise saldırıya ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da etiketleyen Demirtaş, şu ifadelere yer verdi. Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne yapılan saldırı yıkınıyorum. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve halkımıza başsağlığı, yaralılara şifa diliyorum saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa makamlarının sorumluluğundadır. Takipçisi olacağız. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, bu asgari ücret en geç 4 ay içinde eriyecektir, dedi. Oluç, mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret tutarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu açlık sınırının 7800, yoksulluk sınırının ise 27 bin liraya dayandığını dile getiren Oluç, bir ailede 3 kişinin çalışması halinde ancak yoksulluk sınırına ulaşıldığı belirtti. HDP'li Oluç, işçi ve emekçilerin milli gelirden aldığı payın her geçen gün azaldığını, asgari ücretlilerin %26 civarında milli gelirden pay aldığını söyledi. Açıklanan asgari ücrette alınan bu payın daha da düşeceğini savunan Oluç, şöyle devam etti. Ekmek ve tahıllar %100 zam görmüş. İşçi, emekçi, dar gelirli, ücretli ve asgari ücrette çalışan vatandaşlarımız enflasyona ezdirilmiş oldu. Temel ihtiyaç mallarına 2022 yılında yapılan zamlara bakıldığında bunu görüyoruz. TÜİK verilerine göre karabiber %259, elma %257, tereyağı %150, makarna %126, ekmek ve tahıllar %100 oranında zam görmüş. Asgari ücretle çalışanlara zam müjdesi veriyoruz diyorlar ve %54,66 açıklıyorlar. Böyle bir müjde olabilir mi? Oluç, dünyada asgari ücretin çalışma hayatının bir istisnası olarak kabul edildiğini, ancak Türkiye'de asgari ücretle çalışmanın kural haline geldiğini söyledi. Asgari ücretin vatandaşları açlığa ve yoksulluğa mahkum ettiğini, bu rakamla insanların alın terinin ödenmesinin mümkün olmadığını belirten Oluç, şunları kaydetti. Cumhurbaşkanı açıklamasında sırtımızda yumurta küfesi var diyor. O küfeyi indirin, halka dağıtalım. O küfenin içinde sarayın her gün harcadığı paralar, örtülü ödenek harcamaları var. Bu asgari ücret en geç 4 ay içinde eriyecektir. Seçimleri kazanmak için de ya yeniden asgari ücreti belirlemeye kalkacaklar ya da asgari ücret vaadinde bulunacaklar. Asgari ücreti belirlerken o masada sendikacılar, işçilerin, emekçilerin temsilcileri yoktu sermaye ile birlikte asgari ücreti belirlediniz. Asgari ücret artışı adil değil ve sefalet ücreti dayatmasıdır. Yargıtay Başsavcılığın HDP'nin parti hesaplarının bloke edilmesi talebini değerlendiren HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, parayı keserek HDP'yi terbiye etmeye çalışmanın bir karşılığı yok. Mücadele parayla olmaz. Biz bir şekilde mücadelemizi sürdürecek yollar bulur, kendimize bir yol açarız." dedi. Gazete duvarda yer alan habere göre, HDP'nin kapatılması iddianamesini hazırlayan Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, dava devam ederken parti hesaplarının bloke edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. HDP'li Oluç, HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesi talebini "mücadele parayla olmaz, kendimize bir yol açarız" sözleriyle değerlendirdi. Başsavcı, Milliyetçi Hareket Partisi, BBP ve Vatan Partisi'nin talebini yerine getiriyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin arkasında Cumhur İttifakı'ndaki siyasi partiler olduğunu söyleyen Saruhan Oluç Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Milliyetçi Hareket Partisi, BBP ve Vatan Partisi'nin taleplerini yerine getiriyor. Bu talep Cumhur İttifakı'nın içinde olan ve Cumhur İttifakı'nı destekleyen partilerin talebi. O yüzden iktidardan gelen bir talep olarak değerlendirmek gerekiyor dedi. Parayı keserek HDP'yi terbiye etmeye çalışmanın bir karşılığı yok kapatma davasının demokratik siyasete yönelik ağır bir tasfiye davası olduğunu belirten Oluç, davanın hukuki bir yanı yok. Bu talep siyasi bir dava olduğunun bir başka örneği. C yandan parayı keserek HDP'yi terbiye etmeye çalışmanın bir karşılığı yok, ifadelerini kullandı. HDP'nin demokratik alanda mücadele kararlılığını sürdürdüğünü söyleyen Saruhan Oluç, Anayasa Mahkemesi ne karar verir bilemeyiz kapatma ve 451 kişiye siyasi yasak dahil ne karar alırlarsa alsınlar demokratik siyaset alanındaki mücadelemizi sürdüreceğiz, dedi. Parayla saadet olmaz, parayla mücadele de olmaz. HDP Grup Başkan Vekili Oluç, arkadaşlarla konuşurken söylediğim bir şey var, takılmayın parayla saadet olmaz, diye. Parayla saadet olmaz gerçekten, parayla mücadele de olmaz, diye konuştu. HDP bir halk hareketidir, bir yol buluruz. HDP'nin geçmişte hazine yardımı almadan birçok seçime girdiğini hatırlatan Oluç, 2014 ve 2015 seçimlerine HDP olarak hazine yardımı olmadan girdik. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri hem yerel seçimler. Nasıl çalıştık o zaman? Halkımızın bağışlarıyla, destekleriyle yürüttük çalışmalarımızı. HDP politik bir yapıdır, bir halk hareketidir. Biz bir şekilde mücadelemizi sürdürecek yollar bulur, kendimize bir yol açarız. İktidara da bu tür cezalarla HDP fikriyatını, mücadelesini ortadan kaldıramayacaklarını bir kez daha söyleyelim." dedi. 2023 yılı bütçesine göre siyasi partilere yapılacak hazine yardımının Ocak ayı başında hesaplara yatırılması gerekiyor. Yargıtay Başsavcılığın HDP kapatma davası devam ederken hesaplarına tedbiren bloke konulması talebinin Anayasa Mahkemesi tarafından önümüzdeki günlerde karara bağlaması bekleniyor.